Hoş geldiniz. AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu üyesi Alaaddin Parmak birkaç gün önce Şeyh Sait ve kahraman arkadaşlarını şehadet yıl dönümlerinde rahmetle, minnetle anıyorum diye bir açıklama yaptı. Peki Şeyh Sait kim midir? Abdullah Öcalan'ın 1920'lerdeki kopyası, hatta daha ötesidir. Hem Türk devletine karşı ayaklanan İslamcı, hem Kürtçü, hem şeriatçıdır. Öyleyken iktidar partisi bu alçak adama kahramanlık payesi vererek selamlıyor. Pardon, Şeyh Sait ne yaptı da kahraman? Devlete kalkışması mı kahramanlık? Askeri hışlalara saldırıp Mehmetçiklere ölüm kusması mı? Güneydoğu'da isyan başlatması mı? Bağımsız Kürt ve İslam devleti kurmaya tevessül etmesi mi? İngiliz emperyalizminin köpeği olması mı? Başlattığı isyanla Türkiye'ye Musul ile Kerkük'ü kaybettirmesi mi? Evet, AKP'liler, İslamcılar cevap versin. Şeyh Sait neyin kahramanı? Merdan Yanar da Öcalan'ı övdü diye hapse atılırken ondan beter olan Şeyh Sait'e kahramanlık diyene kimse niçin bir şey demiyor? Tayyip Erdoğan neden suskun? Devlet Bahçeli niye bu rezaleti ağzına almıyor? Yoksa Şeyh Sait onlara göre de kahraman mı? Değilse aradan günler geçti, niye tek bir açıklama yok? Evet, İngiliz istihbaratının kuklası olan bir meczuba, güya Türk milliyetçisi olan Devlet Bahçeli neden kayıtsızdır? Aynı soruyu muhalefette olan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener'e de soruyorum. Niçin susuyorsunuz? Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne isyan eden Şeyh Sait size göre de kahraman mıdır? Kemal Bey hala aman Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu üzülmesin diye mi susuyor? Yahu bu adam alçak bir işbirlikçi ve güya inkılap tarihi hocası olan ey Meral Akşener sen neredesin? Şeyh Sait'in emperyal meczup olduğunu bilmiyor musun? Öyleyken aman sarayı, iktidarı, İslamcıları kızdırmayayım diye susman liderlik midir? Değerli dostlar, görüyorsunuz, muhalefetsizlik her alandadır. O kadar ki bu muhalefet AKP'nin, iktidarın APO ve PKK ile yakın geçmişteki somut ilişkilerini bile millete anlatamadı. Düşünün, kısa süre önce PKK'ya operasyonu yasaklayanlar bu seçimde seçmeni PKK ile korkutup oy topladılar. Zerre bir muhalefet olsa böyle bir şey olabilir miydi? Böyle bir şey yapılabilir miydi? Bakın, Şeyh Sait ile Seyit Rıza gibi isyancılarla İslamcıların esasta bir ayrılıkları yok. İkisi de yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşıdırlar. İkisi de Atatürk ile Milli Üniter Devlet'e hasımdırlar. İki kesim de dış dinamikler tarafından yönlendirilip yönetildiler. Emperyalizmin son 200 yıldır Orta Doğu'daki nüfuz ve hakimiyet ideolojisi İslam artı etnik milliyetçiliktir. İngiliz arşivleri belgeleriyle kanıtlandı. Şeyh Sait ile Seyit Rıza emperyal kuklalar, emperyal truva atlarıdır. Osmanlı yıkımı sonrasında Anadolu'da tertiplenen isyanlar ortadadır ve tamamına yakını dış dinamiklerle irtibatlıdır. Bozkır ayaklanmasından Ali Batı olayına, Anzavur isyanından Düzce ayaklanmasına, Şeyh Eşref kalkışmasından Kızılkulu olayına, Kuvayi İnzibatiye'den Yozgat ve Çapanoğlu isyanlarına, Konya ayaklanmasından Demirci Mehmet Efe başkaldırısına, Koçgiri isyanından Çerkez Ethem ve Pontus ihanetlerine kadar yaşananlarda tek amaç Anadolu'yu lime lime edip sevri hakim kılmaktı. Bilmeyenlere özetle aktarayım. Şeyh Sait denen meczup koyun sürüleri olan Nakşibendi mollası bir ağaydı.
pek çok Kürt aşireti gibi İngiliz istihbaratıyla kol kolaydı. Rüyası bugünkü Hüdapar misali emperyal destekle şeriatçı Kürdistan'ı kurmaktı. Şeyh Said 1918'den beri amacı İngiliz mandası altında Kürt devleti kurmak olan İstanbul Kürt Komitesi'ne bağlı olarak çalıştı. Komite mensubu Abdullah aracılığıyla istihbarat subayı Noel'le tanıştırılıp ortak faaliyetler yürütüldü. Biraz tarih okuyanlar bilir, bağımsız Kürt-Ermeni Konfederasyonu son 200 yıldır Batı'nın ajandasındadır. Atatürk bu durumu 14 Ocak 1923'te Eskişehir'deki konuşmasında şöyle dile getirmiştir. Musul Kerkük kadar önemli olan ikinci konu Kürtlüktür. İngilizler Kürt devleti peşinde. Böyle bir devlet bizim güvenliğimiz için büyük tehdittir. Yapılması gereken Musul ile Kerkük'ü misak-ı milli sınırları içinde tutmak ve Kürt devletini engellemektir. Atatürk Türkiye'si bunun için çırpınırken İngiltere petrol bölgesi olan Musul ve Kerkük'ü Türklere vermemek için Anadolu'da aktardığım iç kargaşaları, isyanları çıkardı. Dahası Suriyani Nasturi ayaklanmalarında olduğu gibi pek çok isyana bizzat askeri lojistik destekler verdi. Bir başka belge Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ndeki şu sözleridir. İngilizler Kürtlere Kürdistan sözü vererek bize saldırtıyorlar. Amaçları bizi zayıf kılıp bölgeyi çıkarlarına göre düzenlemektir. Yine bir başka bilgi, Cumhuriyet ilanı sonrası başlatılan Şeyh Said isyanında Vahdettin'in geride kalan adamları aracılığıyla bu isyana destek vermesi, destek olması. Onun amacı ise bu tür karışıklıklar sonrası hilafet darbesi yaptırmak, tahtına geri dönmekti. Dinel'den gidiyor ambalajı ile başlatılan Şeyh Said isyanı, Darahini kazasındaki devlet görevlilerini esir alarak başlatıldı. Ardından Diyarbakır'a doğru harekete geçildi. Maden, Ergani, Siverek, Varto ve Elazığ isyancılar tarafından ele geçirildi. Bu süreçte çok sayıda aşiret isyancı Şeyh Said'e katıldı. Hadise hemen Kürt İstiklal Hareketi olarak sunulmaya başlandı. Şeyh Said 10 bin kişilik isyancı kuvvetiyle Diyarbakır'a saldırdı. Diyarbakır'daki Türk Devlet Garnizon Komutanı Mürsel Paşa teslim olmayıp 10 gün şehri savundu. Sonuç alamayan Şeyh Said de çapulcularını mecburen geri çekti. Doğuda bunlar yaşanırken Ankara'da yeni kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da adeta bu isyanlara haklılık atfeden şeyler söyledi, faaliyetler yaptı. Aralarında Kazım Karabekir'in de olduğu Terakkiperver Fırkası mensupları Halk Fırkası yani Halk Partisi dine zarar veriyor diye propagandalar yaptı. Bu şekilde yeni kurulan devlet yani rejim tehdit altına girdi. Dönemin Başbakanı Ali Fethi Bey doğuda olanlara isyan demedi, uzlaşmayı önerdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk rahatsızlığı sebebiyle Heybeliada'da olan orada dinlenen İsmet İnönü'yü acilen Ankara'ya çağırdı ve başbakan olarak atadı. Takrir-i sükun yasası çıkarılarak isyancılara karşı mücadelenin yasal altyapıları hazırlandı. Buna paralel olarak isyancılara örtülü destekler veren Terakkiperver Fırkası da kapatıldı. Ardından doğudaki isyancılara karşı sevkiyatlar yapılarak temizlik hareketlerine girişildi. Şeh Said 15 Nisan 1925'te Varto yakınlarında ele geçirildi. Yakalandığında yanında 3 teneke dolusu altını vardı. Söz konusu isyan davasında istiklal mahkemeleri yargılamaları başlatıldı ve 389 kişi mahkemenin huzurunda
huzuruna çıkarıldı. Şeyh Said dahil 49 kişi idama mahkum edildi. Diğer sanıkların bir bölümü de hapse mahkum edildi. Bazı aşiret ağaları da Türkiye'nin batısında ikamete mecbur edildi. Şeyh Said isyanının bastırılması Cumhuriyet yönetiminin Doğu ve Güneydoğu'yu yönetimi denetimi altına almasını sağladı. Atatürk ve kurduğu yeni devlet o kararlılığı göstermese bugün vallahi Türkiye diye bir şey olmayacaktı. Tarih bu kadar net, bu kadar açık iken İslamcıların Kürtçülerle beraber Şeyh Said'i sahiplenmesine ne demek lazım onu siz takdir edin. Altını çiziyorum, Şeyh Said'i sadece İslamcılar değil, ateist ve komünist olan PKK ve HDP'de namus misali sahipleniyor. Çünkü isyancı Şeyh Said'in asıl amacı bağımsız Kürdistan'ı kurmaktı. Din yani İslam halkı kışkırtmak için sadece araçtı, örtüydü. Aktardım Şeyh Said olayı yaşanan pek çok isyandan biri. Benzer bir kalkışma bu faciadan 12 sene sonra Dersimli Rıza ile sahneye kondu. Dersimli Seyit Rıza da 1937 Nevruz'unda isyanı başlattı. Gerekçesi devletin asker ve vergi talep etmesiydi. Yörelerinde derebeyi olan aşiret ağaları bu isteme karşı çıktılar. Görünürdeki sebep bu olsa da asıl olan yine dış dinamiklerin kışkırtmalarıydı. Seyit Rıza tıpkı diğer isyancılar gibi İngilizlerle çok yakın ilişkiler içindeydi. Baytar Nuri aracılığıyla 21 Eylül 1937 tarihinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği mektupta Türk hükümeti Kürtleri asimile ediyor, halkı eziyor, Kürtçe yayınları yasaklıyor. Bunun üzerine silaha sarıldık ve Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık. Kürt halkına destek olmanızı diliyorum diyordu. Bakın bu mektup İngiliz arşivinden çıktı ve gerçekliğini bugün artık herkes kabul ediyor. Hadise bölgedeki feodal bir despotun yani kabile ağasının açık ihaneti iken yaşananlara Alevi katliamı denmesi tıpkı Ermenilere soykırım yapıldı. Çamuru misali emperyal bir propagandadır. Seyit Rıza'ya mensup isyancılar Singeç karakolunda 33, Mazgirt karakolunda 56 askerimizi baskınlarla şehit ettiler. Buna paralel olarak bölgedeki bütün köprüleri havaya uçurdular, devlet binalarına saldırdılar. Evet, PKK son 30 yıldır neler yaptıysa Dersimli Rıza'nın çapulcuları da aynı şeyleri yaptı. Bunun üzerine devlet doğal olarak kendini koruma adına harekete geçti ve isyancıları bastırdı. Seyit Rıza ile 6 adamı yargılama sonrası 15 Kasım 1937'de idam edildi. O sürece dair Sovyet raporlarında isyancı Rıza'nın İngiliz ve Fransızlar tarafından desteklendiği yine belgelerle ortaya kondu. Gelelim Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun inanılacak gibi olmayan buluşmasına. İki isim Seyit Rıza isyanında %100 aynı bakışta yani kol koladırlar. İkisi de isyancılara masum ve mazlum diyor. Kılıçdaroğlu kalkışmayı aklamak için İhsan Sabri Çağlayangil'in anıları diye başka bir isimle kitap bile yazdı. Keza CHP'nin hataları diyerek özür bile diledi, helalleşme istedi. Oysa söz konusu kalkışmada Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin devleti sahiplenme dışında yaptığı zerre bir yanlış yoktu. Yine Habertürk televizyonunda Seyit Rıza isyancı mı sorusuna evet öyle demedi. Tersine bölgesinde çok sevilip çok sayılan bir isimdi karşılığını verdi. Ve heyhat İslamcı kökenli Tayyip Erdoğan da aynı kanaatte, aynı bakışta.
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dedi ki, Dersim'de çocuklar, kadınlar, 13 bin kişi havadan, karadan toplar ve gaz bombalarıyla öldürüldü. Devlet özür gerektiren büyük bir dram yaşandı. Evet, sürekli olarak Haçlı ve dış güçler mugalataları yapan Erdoğan, nedense Dersim ihanetindeki İngiliz-Fransız parmağını görmezden geldi, yok saydı. Niçin derseniz Atatürk Cumhuriyeti'ne olan malum bakışından. Sırf bu sebeple devletin kendini savunmasını bile yanlış aktarıyor. İyi de bugün PKK ile yapılan mücadele aynı şey değil midir? Erdoğan bu şekilde Dersimli Kemal ile yoldaş oldu. Sadece onunla değil, Seyit Rıza heykelleri diken HDP yani kravatlı PKK'lılarla da aynı çizgiye düştü. Tarih ve hakikat aynen böyledir. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.